İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine Sarkis Demirciyan ve Anina Vasatyan da adaylıklarını koydu. Arsak sorunu üzerindeki tartışmayı başka platformlara aktarma girişimleri bölgesel istikrarı bozuyor. Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guderiş ile görüştü. Türk lirasındaki düşüş ciddi bir ekmek krizine yol açabilir. İran Cumhurbaşkanı açıkladı. Suriye'deki kendi varlıkları teröristler yok edilene kadar devam edecek. Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye'deki savaş kalıcı bir bölgesel çatışmaya dönüşebilir. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garagin ile birlikte Armeni adlı serginin açıldığı New York'un ünlü Metropolitan Müzesi'ni 24 Eylül'de ziyaret etti. Gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Parlamento seçimlerine Sarkis Demirciyan ve Anina Basartyan da adaylıklarını koydu. Sarkis Demirciyan 1962 yılında Şam'da doğdu. Eğitimini Ermeni Zavaryan Kolejinde aldı. İşleri nedeniyle Lübnan'da yaşadıktan sonra Suriye'ye geri döndü. Kendi kuyumcu atölyesinde çalışmaktadır. Gençlik yıllarından itibaren vatansever bağlılığını ifade etmek ve milletinin hak ve hukukunun korunması için Ermeni cemaatinin değişik derneklerinde faaliyetlerde bulundu. Ulusunun sorunlarının daha verimli çözümü için Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'na adaylığını koydu. Ani Navasartyan 1988 yılında Gümrü'de doğdu. Kökleri Basen'in bu iki köyündendir. 2017 yılından itibaren Batı Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı görevini yürütmektedir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ermeni halkının ulusal hukuki haklarını toplumun tüm katmanlarının bilincine çıkartmak ve yaymak için Batı Ermenistan Parlamentosu'na adaylığını koymaktadır. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekili adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sesinden edinebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Başkanlığındaki heyetle birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 73. oturumu için Nevyok'ta bulunan Dışişleri Bakanı Zohrab Mınaçaganyan, 24 Eylül'de Tunus Dışişleri Bakanı Hemaiz Cihinavi ile bir görüşmede bulundu. Dışişleri Bakanları görüşme sırasında gündemdeki ikili ve çok yönlü bir takım sorunları ele aldı. Karabağ-Arsak temel sorununa değinen Bakan Mınasa Ermenistan'ın Agitmis grubu eş başkanları himayesinde ihtilafın barışçıl çözümüne olan bağlılığını yeniden teyit etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı bu konuya değinirken ayrıca Arsak sorunu üzerindeki tartışmayı başka platformlara aktarma girişimlerinin bölgesel istikrarı ve barışı hedefleyen uluslararası toplumun çabalarını sekteye uğratmakta olduğunu vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan Birleşmiş Milletler merkezinde Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 24 Eylül'de bir görüşmede bulundu. Başbakan Paşinyan, Birleşmiş Milletler değerlerinin korunması ve teşviki için Ermenistan hükümeti ile Birleşmiş Milletler arasındaki yakın ve güçlü işbirliğine önem verdi. Başbakan, etkin ikili işbirliğinin ülkemizdeki farklı alanlardaki reformların uygulanmasına katkıda bulunduğunu vurgulayarak bu programların sadece sürekli olmayıp yeni etkiler yaratacağına olan umudunu dile getirdi. Başbakan, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler ve onun yapılarının faaliyetlerine aktif olarak katıldığını ve gelecekteki Birleşmiş Milletler'in hedefe yönelik yardımının Ermenistan'ın gelişme potansiyelini teşvik edeceği ve güçlendireceğini vurguladı. Antonio Guterres ise Ermenistan ile etkin işbirliğinin daha da güçlendirilip geliştirileceğine dair inancını dile getirdi. Ermenistan'daki siyasi değişimlere değinen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ermenistan'da iktidarın barışçıl yoldan değişmesi sürecinin parlak bir örnek olduğunu kaydetti ve Ermenistan'ın gelişme yolunda ilerleyeceği, farklı yönlerde yeni reformlar gerçekleştireceği yönündeki umudunu dile getirdi. Taraflar Ermenistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundular ve seçim hilelerinin teknik olarak dışlayacak reformların uygulanmasına önem verdiler. Bu bağlamda Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler tarafından gösterilen teknik yardımın devam etmesinin zorunluluğunun altını çizdi. Taraflar ayrıca Dağlık Karabağ arta çatışmasının çözüm sürecine de değindi. Başbakan Dağlık Karabağ arta sorununun barışçıl yoldan çözümü doğrultusunda Agitmis grubu eş başkanları ile Agit dönem başkanı özel temsilcisinin çabalarına tam destek verdiği için genel sekretere teşekkür etti. Türk lirasının düşüşü artık soyut bir mesele değil. Yaşanan değer kaybı uluslararası ortaklarla ticareti artık hissedilir oranda sınırlandırmaya başladı. Türk firmaları paralarıyla avro ve dolar bazında artık daha az ithal edip daha az ürün alabiliyorlar. Türkiye ticareti Alman firmaları için gitgide hayal kırıklığına dönüşüyor. Türkiye ihracat 1994'ten 2011'e kadar kayda değer bir şekilde 3 milyardan 20 milyar ve üstüne yükseldi. Fakat daha sonra ticarette aksamalar başladı, ihracatta düşüşler kaydedildi. Liran nedeniyle dış ticaretle ilgili başlayan sorunlar her yerde hissediliyor. Örneğin Macaristan'da hükümete yakın politika dergisi Figyöle'ye göre hayvan ihracatında sorunlar yaşanıyor. Türkiye, Macar sığır ve koyunları için önemli bir ithalatçı. Politolog Zoltan Kitseli, liradaki değer kaybı nedeniyle bazı Türk müşterilerin ödeme yapamadığını söylüyor. Bundan dolayı hayvan sevkiyatlarının bazıları Macaristan'a geri dönmüş durumda. Siyasal ve toplumsal daha büyük bir sorun ise buğdayda yaşanan arz sıkıntısı. Dünya piyasalarında dolar fiyatlarındaki artış ve aynı anda liradaki değer kaybı ciddi bir ekmek krizinin oluşması potansiyelini taşıyor. Örneğin Türkiye'ye ihraç edilen Rus buğdayının hacmi ciddi oranda düştü. Artık talep edilen fiyatları sadece Türk devleti karşılayabiliyor. Kredi değerlendirme kuruluşu Standard Poor's ise Rus buğdayının Karadeniz üzerindeki ana hattında Temmuz başındaki gibi 20-25 gemi yerine günlük sadece 5 buğday gemisinin denize açıldığı yönünde tahminde bulunuyor. Buğday kıtlığı hükümet için riskli olabilecek bir ekmek pahalılığına yol açabilir. Bundan dolayı hükümet Ağustosun başında 2 milyon ton hacmindeki stratejik buğday rezervlerinin bir kısmını satışa çıkararak kamunun buğday alımı ile olası arz sıkıntılarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu kadar ciddi olmasa da bir simit sorunu var. Halkın rağbet gördüğü ve her köşe başında satılan susamlı simitlerin fiyatı lira krizi sebebiyle %76 oranında artmış durumda. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, MBC haber ajansına verdiği röportajda, İran bu ülkede faaliyet gösteren terörist grupların tamamen yok edildiği sürece Suriye'de varlığını sürdürmeyi planladığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Rouhani, bizim Suriye'deki varlığımız Suriye makamlarının iradesi neticesindedir. Ne zaman Suriye'de teröristler yenilir ve terörist eylemler artık var olmaz ve Suriye hükümetleri bizim varlığımıza ihtiyaç duymaz. O zaman Suriye'deki bizim varlığımız anlamsız ve amaçsızlaşır dedi. TAS Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 73. oturumuna katılmak için gittiği New York'ta pazartesi günü Suriye iç savaşı ortada bu bölgesinde sürekli bir silahlı çatışmaya dönüşme tehdidi içeriyor şeklinde konuştu. Fransız bakan Suriye'de barışın sağlanmasının bu çatışmanın siyasi çözümünün içinde bulunduğunu söyledi. Le Drian, Başar Esad ve destekçileri çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir karar verme durumundadırlar. Aksi takdirde bunun bölgesel bir savaşa dönüşme tehlikesi vardır dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan 24 Eylül'de Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Karagin ile birlikte Armeni adlı serginin açıldığı New York'un ünlü Metropolitan Müzesi'ni ziyaret etti. Başbakanlık makamından yapılan açıklamada Paşinyan'ın sergi salonlarını ziyaret ettiği 4. ve 17. yüzyıllar arasındaki en iyi Ermeni sanat ve kültür örnekleriyle tanıştığı bildirildi. Başbakan, 14. yüzyıla ait Ermeni mirasının dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Metropoliten'de dünyanın dört bir yanından toplanan paha biçilmez şaheserler ile birlikte sergide yer aldığını ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermenistan ve Ermeni sanatına olan algıyı ve değerlendirmeyi şüphesiz değiştireceğine inandığını belirtti. Bu dikkate değer inisiyatif nedeniyle on binlerce metropoliten ziyaretçisi Hristiyanlığı bir devlet dini olarak ilk kabul eden ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanımış olacak. Bugün 140'tan fazla örnek sunuldu. Toros Rosin, Sarkis Peçak, Toros Daronatsi, Hakop Çuğaitsi, Grigor Databetsinin eserlerini de içeren resimli el yazmalar, kiliselerin minyatürleri, haçkarlar, basılı kitaplar ve diğer eserlerden eşsiz örneklerin yer aldığını belirten Başbakan, Metropol'deki Ermenistan adlı serginin pek çokları için bir rüyanın gerçekleşmesi olarak nitelendirdi. Sergi 4. ve 17. yüzyıl arasındaki Ermeni sanat ve kültürünün en güzel örneklerini sunuyor. Sergi, Ermeni halkının küresel bağlamdaki sanatsal ve kültürel başarılarına adanmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı koronun seslendirdiği Gomidas'ın Yel Yel adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.